Efendim Fırat? Seni merak ettim, ne yapıyorsun? İyiyim, Şadiye'ye gittim. Nasıl? Kötü. Oradan bir an önce kurtulması lazım. Kafayı yiyecek. Peki var mı bir gelişme? Yok, ben şimdi emniyete gideceğim. Kafama takılan birkaç soru var, onları halledeceğim. Oradan da bizim hukuk bürosundan aradılar. Uğrayıp bir şeyler almam gerek falan filan. Biz seninle gelmemi ister misin Narin? O Erol pisliği yine bir terslik çıkarmasın orada. Yok yok, gerek yok. Ben hallederim sana. İyi, tamam. Akşam gelirim, konuşuruz o zaman. Gelme Fırat. Nasıl istersen Narin. Herkesten, her şeyden nefret ediyorum ben. Nefret ediyorum. Yıllardır uğraşıp kurduğum huzuru bir anda paramparça ettiler. Ah Atıf, neredesin ya? Neredesin? Burada olsaydın şimdi, güldürseydin beni. Eğlendirseydin biraz, dalga geçseydin halimle, ne olurdu? Abi, öğrenci işleri ne tarafta? Bu koridorun sonunda solda. Hop hop! Öğrenci işleri kapandı. Pazartesi sabah 9'da gel. Yani... Yağmur hocam. Hadi kızım, hadi kalk. Kapıyı kilitleyeceğim ben. Dışarıda ağla. Hocam 10 dakika daha ne olursunuz. Vallahi iyi olur, geliyor. Billahi iyi olur, ne olursunuz ya. İşte geldi hocam. Hocam. Kapatıyoruz diyoruz kızım, anlamıyor musun? Senin yüzünden serviste kaçırdım zaten. Hocam ne olursanız bakın, almıyorlar beni saat bitti diye ya. Hanımefendi, derhal masanıza oturup görevinizi yapın. Pardon, siz kimsiniz ki bana emir veriyorsunuz? Ben eğitime yıllarını vermiş bir kasaba lisesi müdürüyüm. Bu da okul bilincimiz. Yarın rektörlüğe, ertesi günde Yükseköğretim Kurumu'na bir öğrencinin geleceğini 5 dakikada nasıl yaktığınızı anlatırken... ...kim olduğumu daha iyi anlarsınız. Şimdi oturun. Ya, kaçırdı mı kaydını acaba? Boş ver, geçti bitti bak. Sen artık hukuk fakültesi öğrencisisin. Sinirden midene vurdu tabii. Al bakayım şunu. Ay, ay ölüyorum sandım hocam ya. Vallahi ben söyleyeyim size. Bugünden sonra çok yaşamam ben. Ölürüm ha yakında. Sen en son ne zaman yemek yedin? Söyle bakayım bana. Vallahi hiç hatırlamıyorum bu kadar yoğunluğun ortasında. Bilmiyorum ki. Hadi bakayım kalk. Gidip güzelce bir yemek yiyelim. Ben de açlıktan ölüyorum. Hadi. Oğlum ne oluyor? Saatlerdir seni bekliyorum okul kahvesinde. Geleceğim şimdi dedin, kayboldun. Neredesin oğlum, ne oluyor? Beni niye çağırdın buraya? Bak. Aklım orada. Hangisi, kırmızılı mı? Bizim müdürle yemek yiyor. Çaktırmadan bak lan. Yüzünü görünce çok kötü oldum ya. İznini de kaybetmek istemedim. Kesin var ya, o buralarda bir yerde beni gözlüyordur. Ellerini kavuşturarak hata yapmamı bekliyordur. Kim oğlum, kim o? Gidersen babamın hayatını söndürecek olan. Bırak haberin için Ali. Ben babamı bulduğuma mı sevineyim? Anamın öldüğüne mi üzüleyim? Yoksa anamın canını alan o caniyi sağ bıraktığıma mı kahrolayım? Fırat Kazan kardeşim olduğuna mı sevineyim? Koca memlekette Narin'i kaybettiğime mi yanayım? Ne yapayım lan? Ne yapayım? Her zaman bir lafım vardır. Bir şey söyle Ali! Abi şimdi ne diyeyim yani? Takdir ilahi abi. Ne takdir ilahisi lan? O takdir hep kazanlardan yana. Bize girince hep tektir. Bizim de günümüz gelecek abi. Sakın unutma bak bunu. Bizim de günümüz gelecek. Benim bekleyecek zamanım kalmadı Ali. Üzerimden bu laneti kaldıracağım artık. Abi ne yapıyorsun? Abi geç otur şöyle bir konuşalım. Gözünü seveyim ya. Konuşacak bir şey yok Ali. Konuşacak bir şey yok. Abi artık Bahadır'ı öldürmenin zamanı geldi Ali. Ne yapıyorsun? Abi gözünü seveyim. Canına mı kıyacaksın? Ne yapıyorsun? Niye canıma kıyayım lan? Niye canıma kıyayım lan? Saçıma kıyacağım. Abi gözünü seveyim. Yüreğime indi ya. Bahadır öldü artık Ali. Bundan sonra Sermet Karayel. Bundan sonra Karayel gibi ezeceğiz Ali. Bahadır öldü Ali. Peki abi. Peki. Niye Sermet abi? Affedersin. Sermet ebediyete kadar. Sonsuz demek Ali. Sonsuzluk demek. Bahadır kaplan demek Ali. Sermet daha büyük. Fevkalade düşünmüşsün abi, çok güzel düşünmüşsün de. Yalnız bir berbere falan gitsek hani, saçlar böyle olmadı yani abi. Sermet abi. O zaman berber getir Ali. Tamam abi. Tamam. Bari okullar açılana kadar gelip bizde kalsaydın bari. Yok hocam, gerçekten gerek yok. Canın şurasında 2 hafta kaldı okulların çoğusuna. Ben zaten kutu gibi küçücük bir ev buldum. Ev arkadaşım da çok tatlı, hanım hanımcık bir kızcağız. Kızım nasıl baş edeceksin şu kirayla falan? Bari bir yurda falan başvursaydık. Hocam, araştırdım hepsini. Geç kalmışım, yok dolu her yer. Merak etmeyin siz, benim var her şey, bir şeye ihtiyacım yok. İş bulacağım zaten, param var. Şimdi Hafize Hanım, sanki kadıncağız rahmetli öleceğimmiş gibi para yatırmış. Ben onu çekiyorum her ay maaş gibi. Nur içinde yatsın ha, çok iyi kadındı. Demek oğlu da insan gibi bir adammış. Ya. Görüyor musun? Annesinin bursunu devam ettirmiş. Ya, ya. Evet. Ay bak yine de şimdi benim de şu çorbada bir tuzum bulunsun bak. Pek fazla bir şey değil ama al bunu kızım. Ay hocam çok rica edeceğim lütfen. Narin al. Hocam lütfen hayatta... Narin. Öyle mi? Hocam hayatta kabul edemem lütfen. Olmaz hocam, alamam sizden bunu ya. Ben zaten çok mahcubum size. And içtim, olmaz. Neler yaptınız benim için? Çok emeğiniz var. Hele bugün yaptıklarınız olur mu? Hayatta alamam hocam. Peki. Ya o kadın da ne cadıymış değil mi? Ya ama bak görecek o. Onun burnundan fitil fitil getireceğim hocam. Göreceksiniz. Ben şimdi bir avukat olayım, bir mezun olayım. O kadına hemen dava açacağım. Bir adam daha var. Onları da ben liste yapıyorum zaten. Bunların hepsini alt alta yazdım. Mezun olayım, ilk işim bu insanlara gidip dava açmak olacak. Kötü insanları mahkemeye verip hesap soracağım hocam. Eyvah, seninle iyi geçinmek lazım ha. Geç oldu, şey yapsak mı, gitsek mi acaba? Olur, tamam. Ben de bir hafta altında kalacağım bu akşam zaten. Yarın sabah çıkarım yola. Yeterince yorulduk ikimiz de. Ben bir lavaboya gideyim izninizle. Tamam. Bakar mısın? Bir hesabı bir alabilir miyiz? Kalkıyorlar lan. Kalkıyorlar oğlum. Saklan. Saklan lan. Kalktılar lan. Sakın gözden kaçırma. Yürü. Oğlum dur dur. Ver şu anahtarı. Ayıyım ben bırak. Hayır sarhoşsun bir daha araba. Ya sakın kaçırma bakan kafanı kırdık falan. Hayır yani madem yanına gitmeyeceksin niye takip ediyorsun? Nerede oturuyor, nasıl yaşıyor takip edeceğim onu. Her şeyden emin olmadan buradan gitmeyeceğim. Hem onu hayal etmeniz daha kolay olur o zaman. Lan yürü hadi oğlum ya! Ya bas. Hocam gerçekten size çok teşekkür ederim. Bugün yaptıklarınızı, hakkınızı nasıl ödeyeceğim ben yani? Güzel kızım, sen oku kendini oku. Ben başka bir şey istemiyorum senden. Yüzünüzü kara çıkartmayacağım, söz veriyorum hocam. Sizi eve çağırmak isterdim ama ev arkadaşım uyumuştur şimdi. İşe erken gidiyor sabah, şey olmasın ha? Yok yok, ben rahatsız etmeyeyim. Bak sende telefonum var, beni düzenli olarak arayacaksın tamam mı? Sık sık ara, haberdar et. Tamam hocam, merak etmeyin. Siz beni hiç merak etmeyin, söz veriyorum. Tamam, hadi. Hoş geldin. Hayırdır, kalmazdın sen bu saatte? Hiç öyle işte. Çok uykum var. Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. Oğlum dur, manyak nereye? Bırak artık, onun da beni değil. Oğlum sarhoşsun. Ya bırak ne olursa olsun ya. Sarhoşsun. Oğlum rezil olacaksın. Bak ne görürsün. Rezil olacaksın ya. Kaç gel. Bırak. Bırak bak bana bak. Kimsiniz yavaş ses? Ne gürültü yapıyorsunuz bu saatte mahallede? Kardeşim. Ne geliyorsunuz ki bu eve? Sana kardeşim. Sen mahallenin muhtarı mısın lan? Tamam. Ya muhtarıysan muhtarıyım. Bana ne ya? Allah Allah ne gürültü yapıyorsun? Kardeşim. Görüyor lan. Tamam. Tamam Fırat. Ne bu gürültü ya? Sarhoşsun. Allah Allah ne? Kardeşim. Görüyor lan. Tamam. Tamam kardeşim. Gidin kendi mahallenizde olayın lan iç sürüleri. Zeynep abla ayıp olmadı mı ama şimdi bu böyle? Bak hala konuş ya. Kızışmanız geçmediyse geliyor bir kovada. Dur lan ayıldım lan. Öyle şey olmaz. Allah Allah ya gidin başka yerde dolaşın. Oğlum. Bakmasana lan. Ne oluyor ya? Yok birkaç serseri ben ağızlarının payını verdim. Hadi yat sen. Oğlum Narin Hazza hanımefendinin yanındaymış lan. Hazza hanımefendi bak kardeşim. Hazza hanımefendi. Bu kıza bir şey olmaz. Şu anahtarı ver anahtarı. Nerede içinde anahtar? Ayıldım lan. Aslan ablam benim ya. Aslan ablam benim ya. Narin'e bir şey olmaz oğlum artık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.